Şaban ayının dördüncü haftasındayız. Son hafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye baktığımızda yine 7. 8. ve 9. yılları itibariyle boykot devam ediyor. Mescid-i Nebevi'nin inşası devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen Ramazan öncesinde Ramazan'la ilgili Ashab-ı Kiram'a tahşidat anlamında hutbenin mevzu yapıyor. Onları bir şekilde Ramazan'a hazırlama gibi bir duruşu söz konusu. Ee, ama daha ziyade bugün biz e, Tebük'ten dönen e, Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam e, Medine'de e, ilk yaptığı e, neler var bunlara bakacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum iki aya yakındır aşağı yukarı Tebük'teydi ve e, bu hafta itibariyle Tebük'ten dönmüş olacak. Medine'ye yaklaştığında Ashab ı kiramın özellikle çocukların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençler ve çocukların seni tül veda'da karşılamaya gittiklerini görüyoruz. Bir bayram havası var ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelirken uhudu gözüne iliştiği anda söylediği bir beyan. Uhud öyle bir dağ ki biz onu severiz, o da bizi sever. Çünkü Uhud'la ilgili Ashab-ı İkram'ın dünyasında acı hatıralar vardı. Kendisiyle ilgili de Uhud belli başlı sıkıntıların cereyan ettiği bir zemindi. Uhud'un kendisinden daha ziyade Uhud'la cereyan eden, özellikle Uhud Savaşı ile ilgili olumsuzlukları silmeye matuf Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir beyanının varlığını görüyoruz. İnsanların ona karşı olan e, kanaatlerinde böyle bir olumsuz iz kalmasın düşüncesiyle muhtemelen Uhud öyle bir dağ ki, biz onu severiz, o da bizi sever buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra seferden dönüşü, Cenab-ı Hakk'ın sıhhat ve selametle seferden dönüşü ifade eden bir duası var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayla Medine'ye giriyor. Mescid-i Nebevi'ye gidiyor ve Rabbine hamd-ı şükrünü ifade ediyor, namazını kılıyor. Sonrasında genellikle böyle söyler kaynaklar. Hani saadetine gitmeden önce kızı Fatıma validemizi onun kapısını çalıyor. Tabii ki Fatıma validemiz açısından babası e, yaklaşık iki aydır yok, Tebük'e gitmiş. E, o gün itibariyle e, dünyanın merkezindeki iki de, devletten bir tanesiyle hesaplaşma gibi bir konu var ve öncesinde bu ilan edilmiş. E, telefon yok, e, sosyal medya yok, mesajlaşma yok o gün itibariyle ve haberi yok. Ne olup bittiğinden haber yok. Savaş oldu mu? Olduysa nasıl oldu? Babasına bir şey oldu mu? Olmadı mı? Bunların merak içerisindeyken kapıyı açtığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la göz göze geliyor. Ee, tabii ki e, baştan aşağıya süzüyor e, ve e, kendini tutamayıp boynuna sarılıyor. Bir taraftan da ağlıyor çıkıra çıkıra. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da soruyor ve meyyub ki Fatıma niye ağlıyorsun ey Fatıma sebebine. ne? Kendini toparladığında şunları söylüyor. Diyor ki ya Resulallah dayanamadım belli ki çok sıkıntı yaşamışsın, çok çile çekmişsin, yüzünün rengi solmuş, üzerine giymiş olduğun libas lime lime, saçın sakalında toz toprak içerisinde kalmış. Yani bu iki aylık yoklukta çok sıkıntı yaşamışsın, bunun eserini görünce dayanamadım demek bunun anlamı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan kızını teselli ederken aslında ümmeti Muhammed adına bir ufuk insanların önüne koyuyor. Bir hedef insanların önüne koyuyor. Üzülme kızım diye başlıyor. Aslında benzer bir şey ta Mekke'de de vardı. Hatırlanacağı gibi Peygamber Efendimizin üzerine işken battıkları dönemde orada e, haberi olup da gelen insanın bazı kaynaklarda Fatıma validemiz olduğunu söylerler. Bazılarında da Zeynep validemiz olduğunu söylerler. O zaman da etrafındakilere böyle biraz çıkışıp da bir şeyler söylemeye başladığında kızını teselli eden yine Peygamber Efendimiz olmuştu. Üzümle kızım Allah senin babanı zayi etmeyecek demişti. Bugün biraz daha farklı bir beyanla aynı teselli yapıyor. Üzülme kızım diyor. Allah senin babanı öyle bir dava ile gönderdik ki, gönderdi ki Gün gelecek bu dava güneşin sardığı gibi saracak yeryüzünü. Yeryüzünde taştan, kerpiçten, topraktan inşa edilmiş hiçbir ev kalmayacak içine girmiş olmasın. Deve tüyünden, koyu yününden, keçi kılından örülmüş hiçbir çadır kalmayacak ki içine nüfuz etmiş olmasın. Bu davaya bir şekilde sahip çıkan davanın izzetiyle aziz olacak, karşısında duran da zilletini yaşayacak. Bunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızını teselli mahiyetinde sonra da hane saadetlerine gelecek. Şimdi biz bu muhtevayı başka yerlerde görüyoruz. Yani aslında şuradan belki meseleye bakmamız gerekiyor. Hadisenin cereyan ettiği zaman 9. yıl. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işte Ramazan ayının hemen öncesinde ifade ettiğimiz gibi Şaban ayının son haftasında oluyor bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan, Şevval, Zilkade hacca gidecek. Zilhicce malum özellikle Arafat 9. günü Zilhicce'nin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Arafat da Ashab-ı Kiram bunu söylüyor bize. Nam-ı Celili Muhammedi olarak bizim bildiğimiz bu beyanlarını o gün sadece Fatıma Validemizin duyacağı şekliyle söyledi. Ama bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık 3 ay sonra, üç buçuk ay sonra ümmeti Muhammed'in bütünüyle helalleştiği, vedalaştığı yerde söylüyor ki sahabi bize bunu şöyle intikal ettirecek. Biz bunları diyecek, bu Nami Celil Muhammed'i ile ilgili beyanlarını e, nazara vererek Peygamber Efendimiz'den Arafat'ta dinledik. Arafat demek, veda haccı demek. Veda haccına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vedalaşarak gelmiş, helalleşerek gelmiş. O gün e, Fatıma Validemizle daha doğrusu işte e, bizim ifade ettiğimiz bu hadisenin Şaban ayının son haftasında cereyan eden bu hadisenin e, muhatabı Fatıma Validemiz iken bunu umumileştirmiş Peygamber Efendimiz artık 3 ay sonrasında da ruhun nufkuna yürüyecek. E, bu davayı ashabına, ashabının şahsında ümmetine emanet ederek dünyanın her tarafına gitmesi gereken bu işi onlara Arafat'ta helalleşirken vedalaşırken emanet etmiş ve ondan sonra ruhun ufkuna yürümüş. Aslında şöyle bir beyanı var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum bana diyor dünyanın doğusu doğusuyla batısı bütünüyle gösterildi ve ben diyor ümmetimin doğu batı her tarafa gittiğine şahit oldum. Adeta bir ekranda böyle bir manzara gelecekle ilgili önüne açılmış ve Peygamber Efendimiz'e böyle bir manzara gösterilmiş. Şimdi Fatıma validemize bunu söyledi. Asabıyla vedalaştığı yerde, herkesle helalleştiği yerde de aynı şeyi teyit etti. Bunun anlamı şu, sizin hedefiniz dünyanın dört bir tarafı. Dolayısıyla her eve, her çadıra nüfuz etmeniz lazım anlamında bir beyanı bugün söylüyor. Ve üç ay sonra da bunu herkes de teyit ederek bir kez daha üzerine basa basa insanlara emanet ediyor. Aslında biz veda hutbesine, veda haccına bu mülahazayla baktığımızda Peygamber Efendimizin zaten helalleşerek, vedalaşarak oraya kadar geldiğini görüyoruz. Hatta bu vedalaşmanın ta Mekke'de izi var. Özellikle bu Mahbesül Cin denilen bir yer var Mekke'de. İbni Mesud Hazretleri ile beraber bir gün oradayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Mesud Hazretleri'nin bulunduğu yerin etrafına böyle bir daire çiziyor ve diyor ki İbni Mesud sakın diyor bu dairenin dışına çıkma. Kendisi de vadinin içine doğru gidiyor. Gözden kayboluyor. Tabi bir müddet sonra gittiği yerden gürültüler gelmeye başlıyor. İbni Mesud Hazretleri biraz tedirgin oluyor ama Efendimizin beyanı açık. O daireden çıkma dediği için çıkmıyor. Bir müddet sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor ve İbn-i Mesud Hazretleri merakla soruyor. Ne oldu ki ya Rasulallah gittiğin yerden gürültüler geldi. Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. i̇bn Mesud diyor Allah'ın vaadi vardı, İnsanlardan bu davaya sahip çıkacaklar olacak. Ee, yine vadinin bir diğeri e, cinlerden de e, evet diyecekler olacak. İnsanlardan diyor bak bir hayli insan e, Müslüman oldu. Bu işi kabullendi, omuzladı ve istikbale taşıyacak mahiyette. Bugün gece nerede geldi? Onlar da Müslüman oldu. Demek ki benim vazifem bitti gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mülahazası var. Fakat Cenab-ı Hakk'ın muradı daha farklıymış. Yani Medine tecrübesi olacakmış. 10 yıl farklı kültürdeki insanlarla beraber dünyanın her yerinde yaşanabilecek bir potansiyelin orada fiilen gösterilmesi söz konusu olacakmış. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de farklı inançtaki, farklı kültürdeki insanlarla müşterek bir hayatın nasıl yaşanabileceğinin pratiğini yapıyor malum. Fakat son yıllarda e, burada biraz daha vedalaşmanın, helalleşmenin öne çıktığını görüyoruz. Kulağına fısıldanmış adeta Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam önceden e, Cennetül Baki'ye emanet ettiği, vefat eden sahabeleri ziyaret ediyor sıklıkla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlarla adeta konuşurcasına helalleşiyor ve vedalaşıyor. Uhud'a geliyor, oradakilerle vedalaşıyor, helalleşiyor. Sonra bakıyoruz Mekke'ye geldiğinde Mekke'de emanet ettiği insanlar, Hatice Validemiz başta olmak üzere onlarla vedalaşıyor, helalleşiyor. E, sonra da Arafat'a geldiğinde herkesle helalleşiyor. Aslında ben burada bir olayı biraz daha ifade edeyim. Daha belirgin bir hadiseyi. Tam böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun ufkuna yürümesinden iki yıl önce yaşanan bir hadise. Hz. Muaz'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e gönderecek. Ve şehrin dışına kadar hatta kendisi yaya Hz. Muaz bineğinin üzerinde onu şehrin dışına kadar uğurlayacak. Giderken birçok şey soracak, mesela sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun, neyle hükmedeceksin buyuracak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada aslında şu var, muhataba göre, Bilginin önceliklerinin değişmesi lazım. Yani muhatabı iyi tanıyarak onun üzerine bir şekilde hüküm bina edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. O insanlarla muamelen Medine'deki muameleden farklı olması lazım. Nasıl yapacaksın, nasıl hüküm edeceksin diye sorduğunda Hazreti Muaz Allah'ın kitabı diyor. Bulamazsan Resulullah'ın sünneti orada da bulamazsan. Bu iki kaynağın bende oluşturduğu birikimin üzerinde kendi kanaatimle meseleyi çözerim. İştihat dediğimiz mesele Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bir şekilde tescil edecek. Sonra başka şeyler de soracak ve öyle bir noktaya geliyor ki artık Hazreti Muaz yola revan olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadan bakıyor böyle uzun uzadıya. Hatta bazı kaynaklarda arkadan birisini gönderdiğini söyleyecek. Bazı kaynaklarda da seslendiğini ifade ediyor. Ey Muaz diye geriye tekrar sesleniyor ve Hazreti Muaz dönüyor. Şunları söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Medine'ye geldiğinde beni bulamayacaksın. Daha acı olanı tabloyu daha net söylemesi. Şu mescidimle mezarımı ziyaret edersin. Şimdi Hazreti Muaz Yemen'e içine kor düşmüş olarak gidiyor. Ve gerçekten iki yıl sonra acı haber alıyor ve Medine'ye geliyor. Aynen o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi mescidiyle mezarını ziyaret ediyor. Yani bu şunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında artık ayrılık çok netleşmiş vedalaşma, helalleşme başlamış. iki yıl öncesinde böyle net bir helalleşme var. Dolayısıyla e, Arafat'a kadar veda haccında helalleşe helalleşe gelmiş. Veda hutbesine zaten bu zaviyeden baktığımızda baştan sona bir helalleşme ve vedalaşma vardır. Peygamber Efendimiz daha başlarken ne diyor? Bu yıl, bugünden sonra bir daha sizinle burada bir araya gelebileceğimi ihtimali vermiyorum. Hatta orada zaman zaman böyle e, teyit adına asabına soruyor. Ben hani vazifemi tebliğ ettim mi? Onların e, şehadetini arzu ettiği anlaşılıyor. Sonra orada el Ekmel ekmeltu lekum dinekum. ayet kerime gelmiş. Dinin tamam olduğunu bildiriyor. Hatta orada Hazreti Ebu Bekir gibi bazı insanlar çıkırır çıkırır ağlamaya başlıyorlar. Hatta bunu tacüple karşılayan bazı sahabiler olacak. Diyecekler ki adama bak Cenab-ı Hak dinini tamam ettiğini söylüyor ama ağlıyor. Yani garip yani burada müjde var. E, fakat o üzüntü ...yani bir hüzne büründü. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh soracaklar yani neden böyle bir şey yaptın? Ee, diyecek ki din tamam olmuşsa Cenab-ı Hak o gün onu tescil etti. Dinin tebliğcisi demek gidecek yani. Ee, bu sonucu çıkarmış. Ee, aramızdan ayrılacak. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o gün şöyle bir tablodan bahsediyor eee hepimizle diyor vedalaştı helalleşti biz diyor e, er, akşam e, müzdelifeye geçtik ertesi günde Mina'dayız kurbanını kesti şeytan taşlamıştı saçlarını tıraş ettirecekti baktım diyor böyle e, saçlarını tıraş ettirirken yanında birisi daha var böyle avuçlarını tutmuş Peygamber Efendimiz'in mübarek saç telleri yere dökülmesinde diye topluyor. Bu arada avucundan taşanlar da vardır. Rüzgarın savurdukları yere dökülenler. Bunlar da yerden teker teker alıyordu böyle. Üzerindeki tozu toprağı silkeliyordu, üflüyordu ve sonra öpüyordu ve çıra çıra alıyordu. Ee, daha dikkatle baktım. Bu adam diyor bize 21 yıl hayatı zehir eden Hudeybiye'de e, senin Resulullah olduğuna inansaydık bu kadar savaşmazdık, savaşmazdık diye inat edip Peygamber Efendimizin şanını, ünvanını Muhammedur Resulullah'a sildiren adamdı. Biz o gün anladık diyor neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bu türlü hadiseler karşısında tepkisel tavır içerisine girmedi, yeter demedi ve o insanları bir şekilde ötekileştirecek bir tavır içerisine girmedi. Sinesi bu kadar geniş olduğu için o insanlar da o gün itibariyle geldiler işte böyle bir kıvam sergilediler demek istiyor Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Yani bugün itibariyle aslında bizim gördüğümüz nam Celil-i Muhammedi ile ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük dönüşünde kızı Fatıma Validemize bunu söylemiş. Bu ifadeleriyle Peygamber Efendimizin biz hani neyi kastettiği, inşai bir maksadının mı olduğu, ihbari bir durumun mu söz konusu olduğunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Yani inşai demek şu demek aslında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yeni bir hedef insanların önüne koyuyor. Her eve gidilmesi lazım. Bu dava burayla sınırlı olmayacak. Dünyanın dört bir tarafına gidecek ve dolayısıyla bunu taşıyın demek aslında bu zaviyeden baktığımızda bir usulü prensiptir. İhbari ise şayet ihbari demek şu demek. Gelecekleri gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tabloyu resmediyor. Bu işin olacağını söylüyor. Bunun bilgisini aktarıyor aslında tercihimiz birinci istikamette. Dolayısıyla ümmete Muhammed olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün emanet ettiği bu vazifeyi dünyanın dört bir tarafına herhalde her bir ümmete Muhammed'in taşıma anlamında bir vazifesi var. Bugünlerde yine şöyle bir detay daha var bunu da ifade ederek bugünkü bu haftayı da kapatmış olalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebrik'e çıkmadan önce hatırlanacağı üzere münafıklar bir adını mescid olarak tanımladıkları bina yapmışlardı ve Peygamber Efendimiz'in de buraya gelip namaz kılmasını e, talep etmişlerdi. Peygamber Efendimiz de e, o gün itibariyle yola çıkmak üzere olduğu için bir de belki zamana bırakarak belki de e, yani nebevi feraset onu gerektiriyor. Kulağına fısıldanmış belki vahyin gayrı tarafıyla orada gitmemesi onların maksatlarının çok olumsuz olduğunu, niyetlerinin kötü olduğunu Cenab-ı Hak belki de kulağına fısıldamıştı. Ve o gün gitmemişti. Şimdi dönüşte ilgili ayet-kerimeler geliyor. Temelinin takva ile inşa edildiği Kubadaki mescit nazara veriliyor ve onların yaptığı bu mescidin bir manada nifakın merkezi olduğu tescil ediliyor ve o mescidin ortadan kaldırılması gerektiği ifade ediliyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabından bir kısım sahabiye bu vazifeyi verecek ve onlar da o günden itibaren böyle mabet süsüyle küfre hizmet edecek bir binayı ortadan kaldıracaklar ve Ellerini güçlendirmek istedikleri yerde münafıklarla ilgili böyle bir fırsat onlara koz olarak vermemiş olacaklar. Bu olayla birlikte Şaban ayındaki olayları da bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta Ramazan ve biz inşallah Ramazan'ı konuşacağız. Zor zamanlarda hayatta kalmak için ne yaparsınız? Yolculuktasınız ve acil bir durum var. Yine de yola devam mı edersiniz? yoksa emniyet şeridine veya kaçış rampasına mı geçersiniz? Bu kitap pek çok acıdan geçerek, umuda tutunan, zor zamanları kaçış rampasında bekleyerek atlatan birinin kaleminden çıktı. Edebiyatçı yazar Yusuf Ünal, Türkiye'de yıllardır devam eden boykot sürecini kendi hikayesinden yola çıkarak anlattı tarih kitaplarında bulunamayacak gerçekleri paylaştı. Her okur, okuduğu romanın bir parçasıdır. Siz de otobiyografik roman olan Kaçış Rampası'nda kendinizden çok şeyler bulacaksınız. Kaçış Rampası Süreyya Kitap'ta, Süreyya Kitap, www.surayakitap.com'da.